Şebap İlçe Kaymakamlığı'nca başlatılan Okumak Altındır projesi kapsamında kitap yardımları devam ediyor. Bugün Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'le hem bu projeyi hem de kaymakamlığın yapmış olduğu diğer çalışmaları konuşacağız. Hoş geldiniz Kaymakam Bey, merhaba. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Sizler aracınızla TRTGAP Diyarbakır Radyosu aracılığıyla ülkemizin en ücralı, en güzel köşelerinden bir yer olan Beytüşşebap'ta Türkiye'mizi 80 milyon vatandaşlarımızı saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, hemen projeye geçelim dilerseniz. Okumak Altında projesi ne zaman başladı? İçerinde neler var? Okumak Altında projemiz buraya atama belli olduktan sonra düşündüğümüz ve ortaya koyduğumuz proje. Bunun amacı bilgi en büyük hazinedir sloganıyla hareket ederek gençlerimizin hem psikolojik olarak daha sağlıklı gelişimlerini sağlamak, hem milli ve manevi hassasiyetlerle yetişmelerini sağlamak, hem de kelime hazineleri genişleyerek daha güzel kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz proje. Bir ülkenin en büyük zenginliği ne doğal kaynaklarıdır, ne ekonomik gücüdür. Bir ülkenin en büyük zenginliği Tuğba Hanım, aklını ve iradesini özgürce kullanan, güzel ahlaklı olan, milli ve manevi hassasiyeti yüksek ve çok çalışkan gençliği ve çocuklarıdır. Bizler de bu düsturla hareket ederek gençlerimizi öncelikle aklını ve iradesini özgürce kullanmaktan gençlerimizi akıllarını ve iradelerini özgürce kullanmayı engelleyen terör örgütlerine karşı, bölgemizde etkili olan başta bölücü terör örgütü, FETÖ'dür, DAEŞ'tir, bunlara karşı korumak amacıyla da yola çıktık. Eğer dediğim gibi gençliğimiz bir ülkenin en büyük zenginliği, ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük gücü olan gençliğimiz, çocuklarımız aklını ve iradesini özgürce kullanmaz, güzel ahlaklı olmaz, milli ve manevi hassasiyetlerle donanmaz ve çok çalışmazlarsa bu en büyük zenginlik olmaktan çıkıp maalesef en büyük tehdit olma durumuna da gelebilir. Biz buna yönelik de önlem olarak da yapıyoruz bu projemizi. Projemizde de şöyle detayında anlatayım. Projemizde bizler bu kitapları özenle seçtik. Kitapların seçilmesi noktasında Ankara'dan eğitimci yazar Uğur Eleman hocamızın destekleri çok büyüktür. Ona buradan teşekkür ediyorum. Özenle seçtiğimiz kitapları biz ücretsiz olarak tüm okullarımıza dağıttık. Dönüşümlü olarak çocuklarımızın okuması için her okulumuzda Okumak Altındır kitabını oluşturduk. Bu kitaplardan öğrencilerimiz 5 tanesini okuyup etkili okumamı, sıradan bir okumayı istemiyoruz biz, etkili bir okumayı hedefliyoruz. Etkili okuyarak, güzelce özetleyerek bize anlattıklarında önce bağımsız bir kurul oluşturduk ilçemizde. İlçemizdeki bu kurul öğretmenlerimizden oluşan kurul bunu değerlendiriyor. Daha sonra ben bizzat şahsım o kuruldan geçen öğrencilerimizi dinliyorum. Ve neticede bu aşamaları geçen, o kitabı okuyan çocuklarımıza anında çeyrek altınlarını veriyoruz. Bu 5 kitapla kalmıyor Tuğba Hanım. Eğer çocuklarımız ve gençlerimiz, ortaokul ve lise talebelerimiz her bir 5 kitap okudu bir çeyrek altın, bir 5 kitap okudu bir çeyrek altın daha, bir 5 kitap okudu bir çeyrek altın daha. Yani bunun sonu yok. Zaman olarak kısıtımız Haziran ayına, dönem sonuna, yıl sonuna kadar, eğitim öğretim yılı sonuna kadar ve kendileri aslında kendileriyle yarışıyor öğrencilerimiz. Genelde ülkemizde yapılan kitap okuma projelerine baktığınızda en çok kitap okuyana hediye veriliyor ama bizde öyle bir şey yok. Burada gençlerimizi birbirleriyle yarıştırmıyoruz. Bunun olumsuz olduğunu da düşünüyoruz. Burada gençlerimiz, çocuklarımız kendileriyle yarışıyorlar. Kendilerine o kitap okumaya daha çok zaman ayıran gencimiz daha çok kitap okuyarak daha çok çeyrek altın kazanmak imkanına sahiptir. Bizim ülkemizde bu proje sadece Beytüşşebap'ta uygulanmaktadır. Ben bir araştırma yapmıştım. Böyle bir proje Kanada'da uygulanmamış. Malumunuz bizler eskiden kitap almak için bile para bulamazken şimdi gençlerimiz kitap okuyarak para kazanıyorlar. Böyle bir güzelliği de var. Güzel. Büyük ihtimalle çok ciddi bir teşvik olacaktır okumaya yönelik.
Aynen öyle. Geçen hafta ilk bu projemizin ilk meyvelerini verdik. Cuma günü bizzat kendim de dinledim. Üç öğrencimiz, sosyal medya hesaplarımızdan da vatandaşlarımız görebilirler diye İçişe Bakanlığı Makamlığı'nın. Üç öğrencimiz 5 kitap okuyup, güzelce özetleyip, etkili okuyup bize anlattıklarında çeyrek altınlarını aldılar. Dilerim Beytü Şabak'taki gençlerimize sahip çıkma anlayışıyla bu projemiz daha da güzel sonuçlara, daha da güzel başarılara erişecek. Evet. Bizim de bir röportajımız var kitap okumayla ilgili. Sokakta mikrofonumuzu uzattık vatandaşlara. Bakalım neler söylemişler. Birlikte dinleyelim dilerseniz. Olur. Çok güzel. Kitap okumak çok önemli çünkü insanı düşünmeye, öğrenmeye sevk ediyor. Farklı dünyaların kapılarını açıyor. İnsanı bulunduğu o küçük yerden çıkarak koskoca bir bütün bir dünyayı açıyor. Siz buradan oturduğunuz yerden Rus klasiklerini okuyabiliyorsunuz, Amerikan klasiklerini okuyabiliyorsunuz. Farklı düşüncelerle tanışabiliyorsunuz ve ufkunuzu genişletiyorsunuz. Bence çok önemli. Kitap okumak insanın ufkunu genişletir. Yeni yeni ufuklar edinmesine sebep olur. Tabii kullanmadığımız kitapları da toplayıp bazı köy okullarına göndermek iyi olur. Kitap her zaman bir bilgi kaynağıdır. Her gün yeni bir şeyler öğrenirsiniz okuduğunuz kitaplardan. Herkese tavsiye ederim. Kitap okumanın önemi çok büyük. Gençlerimize bu anlamda kitaba teşvik etmek gerekiyor. Ta çocukluktan itibaren, 2 yaşından itibaren çocuklara teşvik edilmesi gerekiyor kitabın. 2 yaşında ailelerin çocuklara her gece yatmadan önce mutlaka kitap okuması gerekiyor. Çocuk okumayı öğrendikten sonra da çocuğun onlara kitap okumasını istemek gerekiyor. Bunu sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla çeşitli oyunlar yapılabilir, uygulanabilir. Ayrıca bu okunan kitaplar, herkes kitaplara ulaşamayabiliyor. Okunan kitapları mutlaka çöpe atmak ya da başka amaçlı kullanmak yerine bağışlamak ve bu kampanyalara bağış yapan yerlere mutlaka göndermek gerekiyor. Okumak çok güzel bir şey. İnsanın ufkusunu açan, zihnini kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için faydalı bir şey. Gençlerimiz de yazık ki bu son zamanlarda sosyal medya, telefon ve internetten dolayı kitap okuma alışkanlığı edinememişlerdir. Bunlardan dolayı kitap alışkanlığı kazandırmak çok güzel bir şey. Son zamanlarda zaten bütün illerde ve ilçelerde yanılmıyorsam kitap okuma alışkanlığı sağlamak için kütüphaneler açıldı, kırazhaneler açıldı ve yardıma ihtiyaç olan gençlerimize de okullarda da kitap yardımında bulmak güzel bir şey. Kitap okumanın faydasını saymaya hiç gerek yok. Kitap insanlara ufkunu açar, en iyi dost denir. Yani insanları bilgiye ulaştırır. Yalnızca üniversite okumakla olmuyor. Okumakla olmuyor. Kitap okumak insan aynı zamanda kişinin kendisini geliştirmesine vesile oluyor. Kitap kampanyasını okumak isteyip de okuyamayanlar için o açıdan bir faydası olur. Bir de aynı zamanda bir sosyal faaliyet insanları okuma alışkanlığı olmayanları özendiriyor. Bu açıdan faydası var. Kitap toplama kampanyasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizde pek çok okulda, pek çok yerde genç kardeşlerimizin yani çocuklarımızın kitaplara ulaşamadığını biliyorum. Bu çok faydalı bir kampanya. Çünkü bu şekilde biz sonuçta okuduğumuz kitaplar ikinci kez, üçüncü kez üst üste bu kitapları okuyabiliyoruz. O yüzden okuduğumuz kitapları atmak yerine bu kitapları ulaşamayan arkadaşlarımıza yani kitaba ulaşamayan arkadaşlarımıza gönderebilirsek, bu şekilde bir kampanyayla bunları toplayıp işte köy okulları gibi bölgelere gönderebilirsek bu kampanya sayesinde hani biz bu amaca ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Evet, görüşler böyleydi. Siz neler söylersiniz? Aynen, vatandaşlarımızın görüşlerine harfiyen katılıyorum. Okuyan kendi kelime hazinesi. Mevlana'nın bir sözü var daha doğrusu oradan yola çıkarsak. Bildikleriniz karşıdakinin anladığı kadardır der Mevlana Hazretleri. Buradan yola çıkarsak eğer biz kelime hazinemiz ne kadar genişse biz kendimizi o kadar güzel ifade edebiliriz. Biz ne kadar çok şey bilirsek bilelim eğer bunu anlatamıyorsak, bunu karşımızdakine aktaramıyorsak bunun hiçbir anlamı yok. Kitap okumak da bunun bir yoludur. Kelime hazinemizin genişlemesi, bilgi dağarcığımızın genişlemesi açısından en önemli bir faaliyettir. İnsanı düşünmeye, insanı gelişmeye sevk eden çok önemli bir faaliyettir. Ama ve lakin bunun da okuma faaliyetinin de güzel bir şekilde, eleştirel bir şekilde yapılması gerekmektedir. Önümüze gelen her kitap
olarak değil, bize fayda sağlayacak, bizi hem maddi hem manevi hem de ülke olarak geliştirecek eserlerin öğrencilerimize, çocuklarımıza sunulması da çok önemli. Evet. Peki gençlere yönelik sorun, biraz daraltmış olalım konuyu. Kaymakamlığın başka çalışmaları var mı? Şimdi çok önemli bir projemiz daha var. Terör örgütlerinden daha tehlikeli bir tehdit var gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit eden. O da zararlı alışkanlıklar çocuklarımız. Biz bununla alakalı ilçemizde bu zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında çalışmalarımızı şu şekilde yürütüyoruz. Kurumlar olarak tabii ki görevimiz var ama biz bu çalışmaları tabana, öğrencilerimize, gençlerimize indirdik. Nasıl yaptık bunu? Her okulumuzda sınıflarımızdan zararlı alışkanlıklarla mücadele sorumluları seçtik. Onlar arasından da okul temsilcileri seçildi. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz arasından. Bunlar bir fiil bu çalışmaları yürütüyorlar. İleride inşallah yakın zamanda benim de başkanlığımda bu arkadaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle zararlı alışkanlıklarla mücadele noktasında sorumlu olan ve demokratik bir şekilde seçilen, güzel bir demokratik süreç bulduğu bu manada. Bu arkadaşlarımızla oturacağız, konuşacağız. Beraber bununla alakalı stratejiler geliştirip gençlerimizi bu zararlı alışkanlıklardan korumakla alakalı ne çalışma yapabiliriz, bunu aktaracağız. Ondan sonra 8. ve 12. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimizde yaklaşık 365 8. sınıf, 180 civarında da 12. sınıf öğrenci kardeşimiz var burada. Bunların hepsine bizler sınavlara hazırlandıkları için yardımcı kaynak desteğinde bulunduk. Bu destekle de gençlerimiz daha iyi sınavlarına hazırlanacaklar inşallah. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Şu an zamanı almamak için en büyük faaliyetlerimiz bunlar gençlerle alakalı olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Beytül Şevap Kaymakamı İsmail Hendi'ye. Kolay gelsin efendim size bu projelerde, diğer çalışmalarınızda da. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sesimiz oldunuz, sesimizi duyurdunuz. Güzel çalışmalarımızın vatandaşlarımıza anlatılması noktasında çok önemli bir kökü vazifesi üstlendiniz. TRT Diyarbakır Radyosu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizi buradan dinleyen aileme, bütün Beytül Şevaplı kardeşlerime ve 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamlar Beytül Şevap'a buradan, Diyarbakır'dan da. Hoşçakalın.